Hocam biz de Allah diyoruz. Tasavvuf ehli de Allah diyor. Ben de kim doğru kim doğru diye soruyorum. Sesli zikir bidat midir? Abdülkadir Geylani yapıyor mu? Vallahi kardeşim semada olan Allah'a şahit tutarak söylüyorum. Tasavvufçuların Allah dediği ile bizim Allah dediğimiz birbirinden farklıdır. Semada olan Allah'ı şahit tutarak bunu söylüyorum. Onların Allah diye inandığı varlıkla bizim Allah diye inandığımız varlık birbirinden farklıdır. Bizim Allah diye inandığımız Allah semadadır. Bizim Allah diye inandığımız Allah tektir. Kul huvallahu Tek olan Allah'tır. Allahu samet. Herkes ona muhtaçtır ve herkes ihtiyaçlarında ona yönelir. O doğmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey ona denk olamaz. Ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Bizim Allah'ımız böyle bir Allah'tır. Geldiler dediler ki ey Muhammed bize Rabbini vasfet. Senin Rabbin kimdir? Rabbinin sıfatları nelerdir? Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi indirdi. Bizim Allah'ımız Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Haydır, diridir ve kayyumdur. Bütün işleri kendisi idare eder. Her şeyin üzerinde kaimdir. Aracıya, yardımcıya, vezire bizim Rabbimizin ihtiyacı yoktur kendisinin. La te'ekhuzuhu nevmun ve la sine. Ne uyku onu alır ne de uyuklama onu alır. Böyle bir şey yok. Bizim Rabbimiz el-mutekebbirdir, selamdır, kuddustur, baridir, haliktir, musavvirdir ve insanların şirk koştuklarından uzaktır. Bu bizim Allah'ımızdır. Tasavvufun Allah'ı ise insanları yarattıktan sonra semaya çekilmiştir. İşleri kutuplara ve gavslara bırakmıştır. Rızkı onlar dağıtır. İnsanların ihtiyaçlarını onlar verirler. Kaderi onlar yazar. Bir sıkıntısı olduğu zaman insanların samet olan onlardır. İnsanlar önce onlara iltica ederler. Sonra onlar insanların ihtiyacını Allah'a götürürler. Hatta çoğu zaman Allah en büyüğüne yetki verdiği için Allah'a ulaşmadan en büyük zaten bu sıkıntıların hepsini halleder. Subhanahu ve Taala amma yüşrikun. Allah onların şirk koştuklarından münezzeh ve Allah onların şirk koştuklarından daha yücedir. Kardeşlerim, Rabbini şirket müdürüne benzeten bir sapıkla bizim Allah'ımız aynı olabilir mi? Sen niye Allah'tan başkasına ibadet ediyorsun dediğimizde, sen bir şirkette işe girmek istediğinde önce müdürün yanına gidemezsin. Önce müdürün yanında hatırı olan, değeri olan bir yardımcısının yanına gidersin. Onunla arandaki işi halledersin. O senin sıkıntını müdüre götürür. Ondan sonra müdür seni kabul eder. E ee, sen Rabbine de direkt günahlarınla başvuramazsın. Önce Rabbinin yanında değerli olan, salih olan insanlara başvuracaksın. Onlar seni Allah'a götürecekler. Veil olsun o kafirlere ki bu sıfatlara sahip olan Allah'ı şirket müdürlerine kıyas ediyorlar. Bizim Rabbimiz şirket müdürü müdür kardeşler. فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ emsal, Allah'a misal vermeyin diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a misal veremezsin sen. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Çünkü en yüce misaller Allah'ındır. Sebep, هَلْ تَعْلَمُوا لَهُ سمية. Sen Allah'a denk olan bir şey biliyor musun diyor Peygamber'e. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Hiçbir şey Allah'a denk olamaz. Hiçbir şey Allah'ın misli olamaz. لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Hiçbir şey onun misli gibi değildir. O semi'dir, basirdir. Bu nasıl bir akıldır ki? Hiçbir şeye benzemeyen, her şeyin üstünde olan bir Allah'a aciz olan, acıktığında ağlayan, hava soğuk olduğunda üşüyen, ailesiyle problem yaşadığında morali alt üst olan bir insana alemlerin Rabbi olan Allah'ı kıyas ediyorsun. Bunların Allah'ıyla bizim Allah'ımız hiçbir olabilir mi? Size soruyorum. Bunların Allah'ıyla bizim Allah'ımız hiçbir olabilir mi kardeşler? Olamaz. Bunlar yatakta kaç defa döndüklerini şeyhlerin bildiğini iddia ediyorlar. Bunlar karşıdan karşıya geçerken şeyhlerinden himmet almak zorunda olduklarına inanıyorlar. Peki her şeyi yaratan Allah ne yapıyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ İnsanı yaratan biziz. Onun içinden ona vesvese veren şeyi de bilen biziz. Biz ona şah damarından daha yakınız diyor Allah Azze ve Celle. Biz ona şah damarından daha yakınız. Senin yatakta kaç kere döndüğünü bilecek olan, senin şah damarından sana daha yakın olandır. Senin karşıdan karşıya geçerken kendisinden yardım isteyeceğin, her gün namazda en az 17 defa İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dediğin Allah'tır. Senin Allah'ınla bunların inanmış olduğu Allah hiçbir olabilir mi kardeşim? Bir olabilir mi? Olamaz. Senin Allah'ın öyle bir Allah'tır ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki hicabuhu nur. Allah'ın hicabı nurdur. Eğer Allah o nuru kaldırsa nurun ulaştığı yere kadar yakar yerle bir eder diyor. Allah, Rabbimizin nuru böyledir. Bu müşriklerin ilahına kimdir peki? Peygamber miraca çıktı. Cebrail dedi ki ey Muhammed ben bundan sonrasına gelemem dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy aldığı perdenin önüne geldi durdu. Ondan sonra perdeyi şöyle hafifçe kaldırdı. Aa bir de ne görsün? Perdenin arkasındaki kendisiymiş. Yahu Allah'ın önündeki hicabı kaldırabilecek bir insan var mıdır? Allah bir defa hicabını kaldırdı. O da dağlar paramparça oldu. Felemme tecella rabbuhu lilcebeli cealehu dakka. Rabbi dağa tecelli ettiği zaman dağı paramparça etti diyor. Ve harra Musa sa'ika. Bu dehşet karşısında Musa aleyhisselam yere yıkıldı diye. Allah bunu anlattığı halde peygamber gidip Allah'ın hicabını mı kaldıracak görmek için? Bunu aklınız alıyor mu kardeşlerim? Hadi kaldırdı diyelim. Yani bunların uyduruk diline göre kaldırdı diyelim. Peki kaldırdıktan sonra eğer arka tarafında kendisini görmüşse o zaman bu ne demektir? Allah Muhammed'dir. Muhammed de Allah'tır. Haşa ve kella. Tevil zırva götürmez. Siz bu sözü nasıl tevil ederseniz edin, bu sözün anlamı açıktır. Peki bizim inandığımız Allah'la, tek ve ahad olan, samet olan Allah'la, bunların inanmış olduğu Allah bir midir? Allah muhafaza. Kardeşlerim tasavvuf bir dindir. Tasavvuf başlı başına bir dindir. İnsanların orada Rabbi farklıdır. İnsanların orada peygamberi farklıdır. İnsanların orada tabi olmuş oldukları kitapları farklıdır. Allah'ımız farklı mıymış? Allah'ımız farklıdır. İnandığımız Allah kesinlikle aynı değildir. Kardeşler, siz ben Allah'a iman ettim demekle iman etmiş olmazsınız. Allah'ın istediği şekilde Allah'a iman ederseniz, işte o zaman Allah'a iman etmiş olursunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Muaz ibn Cebeli Yemen'e gönderdiği zaman, Ey Muaz, sen kitap ehli olan bir kavme geliyorsun. Onları ilk çağırdığın şey, Allah'tan başka ilah olmadığı ve benim onun elçisi olduğumu onlara bildirmendir. Şayet onlar bunu bilirlerse dedi Peygamberimiz. Yahudiler Allah'ı bilmiyorlar mıydı? Allah'ı biliyorlardı. Allah'a inanmıyorlar mıydı? Allah'a inanıyorlardı. Fakat Allah bu bilgiyi bilgi olaraktan kabul etmiyor. Allah diyor bunu bilirlerse demek ki senin Allah'ı bilmen veya senin Allah'a iman ediyor, ediyorum demen senin Allah'a iman etmiş olman olmaz. Sen Allah'a Allah'ın istediği şekilde iman edersen o zaman iman etmiş olursun. Bizim kitabımız da bir değildir biliyorsunuz. Bizim kitabımız nedir kardeşler? La ya'tihi'l batilu min beyni yadihi ve la min Ne onun öncesinde bir batıl vardır, ne onun sonunda bir batıl vardır. O aziz ve hakim olan Allah'ın indirmiş olduğu bir kitaptır. Ona insan eli değmemiştir. Ona tertemiz olan meleklerin eli değmiştir sadece ve Muhammed'in kalbine gelmiştir. Mevlana'nın Kur'an'dan daha üstün olan bir kitabı var. Said Nursi'ye yazdırılan bir kitap var. Muhyiddin-i yazdırılmış olan Futuhat-ı e var. Bir öbürüne yazdırılmış olan bilmem nesi var. Yani bu adamların Allah'ın kitabının dışında kendisine tabi oldukları başka kitapları var. Onun için tasavvuf dediğimiz zaman eğer tasavvuftan kast edilen şey nefis teskiyesi, Allah'a yaklaşmak, salih amelleri yapmak, kötülüklerden uzak kalmaksa hepimiz mutasavvufuz. Çünkü bu sünnetin ta kendisidir. Bu teskiyenin ta kendisidir eğer kastedilen buysa. Fakat tasavvuftan kastedilen şey farklı bir Allah tasavvuru, farklı bir peygamber tasavvuru, farklı bir kitap tasavvuruysa biz tasavvuf dinine diyoruz ki لكم دينكم ولي din. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Biz sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmeyiz, siz bizim ibadet ettiğimize ibadet etmezsiniz. Biz sizin ibadet ettiğiniz şekilde ibadet etmeyiz, siz de bizim ibadet ettiğimiz şekilde ibadet etmezsiniz. Sizin üzerinizde bulunduğunuz din size aittir, tasavvuf dinidir. Bizim üzerimizde bulunduğumuz din bize aittir, tevhid dinidir, sünnet dinidir diye söyleriz. Onun için e, tasavvuftakilerin Allah'ıyla bizim Allah'ımız kesinlikle ve kesinlikle bir değildir. İnşallah e, normalde eğer Allah Azze ve Celle nasip eder bir kaza bela vermezse, önümüzdeki aydan itibaren zaten dergi yazılarında ben tasavvuf, hakikatle e, hayal arasında tasavvuf diye inşallah bir şeye başlayacağım yazı silsilesine başlayacağım tasavvufla alakalı onların kendi kitaplarından onların kendi hocalarının dilinden nasıl bir Allah'a inandıklarını nasıl bir dine inandıklarını elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız